Azerbaycanlı diğer ülkelerden gelmiş. Yakın bir zamanda Türkiye'de de hukuk fakültesi diplomasıyla denkliğimiz kabul edileceği için yakın bir zamanda artık orada da hukuk kimliğinizle hangi dalda çalışmak istiyorsunuz o dalda çalışma imkanı bulacaksınız. Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu ve inanıyorum ki yönetimi bu konuda da böylesine kaliteli eğitim veren bir üniversitenin denkliğine kabul edecektir. Biraz önce beni takdim eden kardeşimiz bir soru cevaptan bahsetti. Demek ki burada sadece ben konuşmayacağım. Asıl gençlerimiz konuşacak. Onları dinleyeceğiz. Onların soruları olursa onlara da cevap vermeye çalışacağım. Ancak ben bu bölümdeki konuşmamı şöyle izin verirseniz tamamlamak istiyorum. Benim bu ziyaretim çok mübarek bir aya rastladı. Müslümanların son derece kutsal kabul ettiği Ramazan ayıyla rastladı. Bugün de günlerden cuma, sadece cuma değil, aynı zamanda bu akşam Kadir Gecesi. Böylesine mübarek bir ayda, mübarek bir günde ve mübarek bir akşamda sizlerle birlikte olmak gerçekten son derece anlamlı. Bunu inanıyorum ki sizler de yüreklerinizde hissediyorsunuz. Ben mübarek Ramazanlarınızı tebliğ ederken yaklaşmakta olan Ramazan bayramınızı da tebliğ ediyorum. Hepimiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdi soru cevaba geçelim. Siz yazılı dediniz. Yazılı dediniz de soruları. Sözlü de olabilir. Öyle değil mi? Yazılı gelmesi, değerlendirilmesi zaman alabilir. Evet hocam. Siz o zaman... olabilir. Ben oturayım mı? Olabilir abi. Böyle çok rahat mı? Arkadaşlar. Buyurun sorularınızı alalım o zaman. Sayın Bakanımızın soru sormak isteyenler. Arkadaşlar sporla ilgili de soru sorabilirsiniz çünkü ben daha önce spordan sorumluydum. soruyor herhalde. Hocam siz sorun yoksa siz açın bakayım ben de arkadaşlar arkadan gelirim. Şimdi ben Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Siz yıllardır politikacısınız. Fakat şunu... Hocam ben siyasetçiyim. Siyasetçisiniz, evet. Şimdi politika siyaset farkını biraz sonra izah edeceğim. Şimdi ben şunu söyleyebilirim. Yıllarca siyasetin içinde olmasına rağmen yüzünüz eskimedi. Sizi bütün Türkiye çok seviyor. Bunun sebebi ne olur ki? çok zor bir soru. Aslında kalp kalbe karşılığı diye bir söz vardır. Ben arkadaşlarım, halkın arasından çıkan insanlarız. Ben bir Anadolu çocuğuyum. Anadolu'nun Ücra bir köyünde, bir dağ köyünde dünyaya geldim. Geçtiğimiz pazar günü yine dağ köyündeydim. Kilometrelerken bir uzaktadır. Karabük'ün Ovacık ilçesi 2. köyünden. Geçtiğimiz pazar günü annem babam köyde onları ziyarete gitmiştim. Yakın bir mahallede dediler ki bu akşam Hasan'a iftar verecekmiş. Ben aslında annem babamla iftar yapmak için gitmiştim. Babam dedi ki bugün Hasan'a tüm evleri dolaştı. Akşam iftara davet etti. Diğer komşular da gelecekmiş diğer mahallelerden. Ben dedim, sen Hasan abiyi tanır, Hasan abiyle telefon et, ben de iftarına katılacağım. Baba beraber gideriz. Şimdi tabii köye girdim, bir Anadolu köyü. Tam iftara yakın bir zaman, koyun sürüleri yukarıdan yürümeye başladı. Kuzu menemeleri, işte yanında delikanlı bir çoban.
Onlar böyle yanımızdan geçti. Pınar'da şırıl şırıl su akıyor. Ve tipik bir Anadolu köyü. Tüm Anadolu köyleri aslında öyledir. Hani deresinde sazan olan, beş vakitinde ezan olan, her köyünde ozan olan Anadolu köylerinden biriydi. Öyle mutlu oldum ki, yer sofrasında köylülerle oturduk, iddia ettik, sohbet ettik. İşte ben böyle biriyim. Halkın arasından çıktık. Halkımıza hizmet etmenin mutluluğu ve gayreti içerisindeyim. O bakımdan halkımızı seviyoruz. Herkes gibi ülkemizi seviyoruz. Ve halkımıza daha fazla hizmet etmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu gönül bağımız Allah sağlık verdikçe devam edecek. Sorunuzla ilgili söyleyeceklerim bunlar hocam. Arkadaşlar düşünene kadar adalet mülkün temelidir. Bu çok kazınmış bir söz aslında. Evet. Hani bilinen bir söz. Bu ne demektir? Kimden bize rivayet edilmiştir? Adalet mülkün temelidir. Bir daha soru sor, bir daha sizden bekliyorum. Tamam. Adalet mülkün temelidir sözünün Hazreti Ömer'e radıyallahu anh ait olduğu ifade edilir. Tabii bu Türkiye'de bizim tüm adalet saraylarımızın girişinde yazılıdır. Yargıçların hüküm verdiği kürsülerin arkasında da bu cümle yazılıdır. Bugün ve dün Azerbaycan'da da gördüm. Bir iki mahkeme salonunu bana gösterdiler. Buna benzer, bunu anlatan yine aynı vecih cümlenin burada da yazılı olduğunu gördüm. Bu sözü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de söylemiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Haydar Aliyev de söylemiştir. Çünkü bu bir doğruyu ifade eder. Adalet gerçekten mülkün temelidir. Eğer bir toplumda adalet olmazsa, orada güçlü olanlar zayıfları ezerler. Orada huzur olmaz, barış olmaz. Orada sadece güçlü olanın sözünün geçtiği bir toplum düzen olur ve zayıflar ezilir. O nedenle toplu halde barış içinde yaşamanın birinci koşulu o ülkede hakkın, hukukun, adaletin hakim olmasıdır. Herkesin doğuştan kazandığı temel hak ve hürriyetlerin orada yaşanıyor olmasıdır. Bir kimseye bir haksızlık yapıldığında o haksızlık yapanın cezasını, yasada öngörülen cezasını çekmesi gerekir. Bunu kim yapacak? Kanunları kim uygulayacak? Bağımsız yargı organları uygulayacak. Yani adalet teşkilatı bunu yerine getirecek. O nedenle adalet mülkün temelidir derken, birlikte yaşamanın, bir vatanda birlikte barış ve huzur içerisinde olmanın ilk koşulu adalettir demektir. Bu söz son derece doğru bir sözdür. Biz de bu şuurla Türkiye'de yargı teşkilatını daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Memnuniyetle gördüm ki Azerbaycan'da da Adalet Bakanı ve değerli arkadaşları ve tüm yargı camiası aynı doğrultuda çok güzel bir çalışma yapıyorlar. Ama şimdi bu işbirliğini daha da geliştirmeye karar verdik. Hakimlerimiz, savcılarımız karşılıklı gelecekler, birlikte seminerler ve konferanslar yapacaklar. Her alanda ilişkilerimizi daha da inşallah artıracağız. Evet, genç arkadaşlarımdan soru var mı? Evet, buyur. Önce seni tanıyalım genç kardeşim. Adım Hasan Olgun. Trabzon'dan geldim. Trabzon'dan geldim. Belli oluyor, sormasak zaten tahmin edeceksin. Aynı zamanda Trabzonlu olmalısın, Trabzonsporlu olmalısın. Tabii. Hasan buyur. Efendim önce bir de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben şey sormak istiyorum. Şimdi okulun eğitimin kaliteli olduğundan bahsettik. Türkiye'li bir eşleştirme yapsak hangi üniversitelere denk sayabiliriz? Ekstra bir şey sormak istiyorum. İnşallah YÖK kabul ederse bu okulu. ÖSS'de ne kadar bir puanla buraya girilebilir?